Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size cöleli pasta yapmayı şeklini anlatacağım. Muhakkak hepiniz değişik şekillerde biliyorsunuz ama ben benim usulümü anlatacağım. Bugün size limon cöleli pasta yaptım. Oğlumuzun doğum günüydü. Çocuklar da istiyordu. Hızlı bir şekilde, dur babacığım, bunu yaptım. Bu üç katmandan oluşur. Dipte bisküvi taban, ortada Şurada krema. kremalı puding şeklinde. Üstte de Jöle. jöle. Siz jöleyi değişik şekillerde yapabilirsiniz. Limonlu jöle. Limonlu jöle, evet. Bunun için gerekli malzemeleri tanıtıyorum. Yapacağınız popülasyon sayısına göre, nüfus sayısına göre pötibör bisküvi. Biz 1,5 kullanacağız, 1,5 paket kullanacağız. Nişasta. Nişastayı mısır, pirinç, buğday nişastası. Buğday kullanırsanız daha iyi olur. İrmik, süt ve yağ gerekiyor. Tabii şekerimiz var. Şekerimizi unutmuyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde ben nasıl yapıldığını anlatayım. Babacığım böyle geçer misin? 1,5 paketi hemen böleceğiz. Bunu ufalayacağız. Ve 125 gram kadar, 150 gram kadar yağı eriteceğiz. Erittiğimiz yağ ile beraber bunları hamurlayıp güverte olarak kullanacağız. Buradan birkaç tanesini alıyorum. Bunu ufalıyoruz ve yağ erittiğimiz yağ ile birlikte harmanlayıp hamur şeklinde bu kullanacağımız malzemenin içine cam kavanoz şeyin içine buna ne deniyor? Borcam. Borcamın içine dip olarak kullanacağız. Şimdilik müsaade istiyoruz. Bisküvileri bu şekilde ufalttık. Daha da ufaltabiliriz. Gerekiyorsa robotta da çekebilirsiniz. Ben elimle ufalttım. Zaten biraz sonra yağı kattığımızda hamurumsu hale getireceğiz. Unutmamamız gereken bir şey var. Yağı yakmayacağız, kavurmayacağız. Hafiften ısıtacağız, kendi sıcaklığında erisin ki yanmış yağ kokusu tatlımıza sinmesin. Bu şekilde kendi ısısında erittiğimiz yağı bu bisküvi tozumuzun içine katıyoruz. Ve bu onu yoğuracağımız sıvı olacak. Bunu bu şekilde kattıktan sonra kaşıkla yedirip hamurumsu hale getireceğiz. İyice yağını yedirdiğimiz bisküvileri tabağa sert bir cisimle zemin oluşturacak şekilde yayıyoruz. Bu şekilde tabanı sertleştiriyoruz ki düz bir zemin haline gelsin. Bunun için ben su bardağını kullandım. Su bardağının altı düz. Bu şekilde hem ağırlık uygulamış oluyoruz, hem de düz bir şekilde çıkartmaya çalışıyoruz. Yağ sıcak. Yağ soğudukça bunların direncini artıracak. Ve sıcak olduğu için bu iyice düzeltlemesini yaptıktan sonra buzdolabına iyice soğumaya, pekiştirmeye bırakacağız. Evet. Bunu şimdi buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabına bunu koyduktan sonra ikinci kat işlemimize başlıyoruz. İkinci işlemimiz için de gereken malzemeleri sayacağım şimdi. Bunun pudingini hazırlayacağız. 5 bardak süt. 5 bardak sütümüzü koyuyoruz. Su bardağı tabii 200 mililitre ebatında. Bundan 5 tane sütümüzü koyuyoruz. Bir su bardağı büyüklüğünde şekerimizi katacağız. 5 yemek kaşığı irmik koyuyoruz. 1, 2,
3 4 ve 5. Ben biraz fazla koydum. 3 yemek kaşığı da nişasta koyuyoruz. Bir malzememiz daha var. Onu da bunlar pişme aşamasına geldiği zaman kullanacağız, vanilya. Vanilyayı tam bu kıvamı aldıktan sonra kullanırsak çok daha iyi olacak. Şekeri de ve bir bardak şekerimizi de katıyoruz. Bunlar daha yaşken ateşin altını yakmadan topaklanma olmasın diye iyice karıştırıyorum. Az bir parça da yağ hazırladım vanilinle beraber. Bu piştikten sonra vanilini katacağım. Böyle üstünde şey olmasın diye, katman oluşmasın diye de yağ kullanacağım az bir şey. Onu da şimdiden hazırlandım. Şimdi ateşi yakıyorum. Ve hepinizin yapabildiği, bildiği gibi pudingimi yapmaya başlıyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi pudingimiz püfürdemeye başladı. Baloncuklar çıkmaya başladı. İşte bu esnada biz hemen vanilini katıyoruz ki vanilin kokusu çok uzun süreli ve daha güçlü olsun diye. Vanilimizi pişme aşamasına, ocaktan alma aşamasında katıyoruz, kokusu uzun olsun diye. Ve pudingimiz kaymaklanmasın diye de az bir parça yağ ilave ediyoruz. Tereyağı kullanırsanız daha iyi olur. Evet, ocaktan alıyoruz. Karıştırıyoruz, iyice şey yapsın diye. Püfürdeli iyice. Şimdi buzlukta soğuttuğumuz bisküvi dibimizin üzerine bunu yayacağız. Jöleli kısma. Jöleli kısım için 2 su bardağı su, 1 boy limonu rendeleyip suyunu sıktık. Onu katıyoruz. Renginin iyice sarı olabilmesi için renk boyası kullanabilirsiniz. Ya da zerdeçay rengini sarartabilir. Koku bırakmaz, tat da vermez ama rengini sarartır, daha güzel olur. Dediğim gibi siz limon yerine rengi daha belirgin olan işte kuşburnu gibi, çilek gibi, vişne gibi şeyleri de kullanabilirsiniz. 2 kaşık nişasta. Kaşık. Ağzınızın tadına göre, şeker sevip sevmediğinize göre değişmek üzere şeker ilave edebilirsiniz. 2 ya da 3 kaşık. Bizimkiler tatlıyı çok sevdikleri için ben 3 kaşık yapıyorum. Evet, ocağımızın altını yakmadan evvel bunlar hafiften yine bir karıştırıyoruz ki tomurcuklanma olmasın, topaklanma olmasın. Evet, ocağımızın altını yakıyoruz ve bunu kaynatmaya başlıyoruz. Bu kaynadıktan sonra üçüncü kat olarak pastamızın üzerine bunu da sereceğiz. Tamam. Gördüğünüz gibi jölemiz de oldu. Jölemizi birazcık daha pişireceğiz. Şu anda bile sertleşmiş gibi. Soğuyunca iyice pelte pelte olacak. Güzel bir şey olacak. Ben jöleyi çok seviyorum. Jölenin değişik tatları var. Jölemizi pişirdikten sonra hazırlamış olduğumuz malzemeye üçüncü kat olacak pastamıza. Üçüncü kat olarak kullanacağız. Üç katlı bir pasta yapmış olacağız. Şöyle birazcık daha kaynasın. Sanıyorum bu yeterli olacak.
Tamam, çek şu tarafı istersen. Şimdi bunu kaşıkla dağıtıyorum. Üçüncü katı böyle yapıyorum ki her tarafına dengeli bir şekilde ulaşmış olsun jöle. Çok hoşuna gitti kızım. Söylüyordun önceden. Şimdi her tarafını şöyle biraz gezdirelim ki her tarafına bulaşmış olsun. Jöleyi biraz daha kalın yapabilirdik. Ama bu dip tahtasıyla ilk kez kullandığımız için onun net ölçüsünü bilmiyordum. Ona göre oldu. Daha kalın olabilir. Daha kalın olduğunu